Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kawaii'den gelen soruları cevaplıyorum. Şimdi Kawaii'den para çekersek ceza yer miyiz diye bir soru var. Arkadaşlar şöyle kısaca özetleyeyim. 1 lira dahi çekseniz eğer bu kayıt dışı ise ceza yersiniz. Kayıt dışı ne demek? Yani devletin haberinin olmaması demek. Şimdi Kawaii banka üzeri ödeme yaptığı için sistemde yakalanır. Elden para alsanız yani her türlü kaçırma ihtimaliniz var. Yani devletten kaçırma ihtimaliniz var ama sistem banka üzeri işlediği için her türlü devlet tarafından yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden öyle küçük paralar işte 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira yani devlet buna müsaade eder olarak düşünmeyin. Yani ya devlet niye bundan vergi alsın olarak düşünmeyin. Arkadaşlar 1 lira dahi kazanç sağlıyorsanız kesinlikle bunun vergisini ödemek zorundasınız. Devlet bu paradan vergi istiyor. Yani bütün kazançlarınızdan istiyor. Şöyle düşünün, maaşlı olarak bir yerde çalışıyorsunuz. Oralarda bir yasal kesinti var. Genelde işveren tarafından öde. Yani o aldığınız paradan bile yani aylık kazancınızdan bile vergiler ödeniyor arkadaşlar. Muhabbette de şuraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni bir yasa çıktı 2022 yılında. Resmileşti bu. Ocak ayında tedavüle girdi. İki türlü ceza yemezsiniz. Bir tanesi şirket kurmak. Yani şirket kuracaksınız. İşte böyle Bağkur ödeyeceksiniz. Muhasebeci tutacaksınız. Böyle bir işlem yaptığınızda verginiz zaten otomatik olarak ödeyeceksiniz. Yani ceza yemez. İkincisi de istisna belgesi alarak çektiğiniz paralardan ceza yemezsiniz. İstisna belgesi nedir diye sorarsanız şöyle ben bir açıklama yapayım arkadaşlar. Sosyal içerik üreticiliği üzerinden. İşte Kawaii'de hani biz içerik üretip karşılığında para alıyoruz ya. Böyle bir uygulama yaptığınızda sadece %15 vergi alınıyor arkadaşlar sizden. O da banka hesabınıza para yatıyor. Oradan %15 otomatik kesilme yapılıyor. Ondan sonrası paranız rahat bir şekilde çekebilirsiniz, kullanabilirsiniz. İstisna belgesindeki sistem bu şekilde işliyor. Bu da zaten yıllık 830-820 milyar gibi bir rakamın altında kazanç sağlıyorsanız istisna belgesine hak kazanıyorsunuz. Yoksa diğer türlü şirket kuruyorsunuz. İstisna belgesiyle detayı açıklamalar kısmında bıraktım arkadaşlar. Oynatma listeleri yazıyor açıklamalar kısmında. Oradan istisna belgesi nedir? Diğer detaylar da hani nasıl alınır? Bankaya nasıl başvuru yapılır? Bununla ilgili bilgileri bıraktım. Oradan videoları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben YouTube'da aktif bir şekilde para kazanıyorum. Biz bunu YouTube olarak anlattık ama Kawaii'nde hiçbir fark yok. Çünkü bu YouTube'a özel bir şey değil. Sosyal mecralardan, videolardan, işte sosyal uygulamalardan kazanılan paralarla ilgili arkadaşlar. Videolardan içerik üretme olarak geçiyor bu arkadaşlar. Kawaii'de de uygulayabilirsiniz. Yoksa dikkat edin arkadaşlar. Yani 100 lira çekersiniz milyarlık ceza ödersiniz. Öyle direkt mahkemelik olabilirsiniz. O yüzden yani bir işi yaparken, bir kazanç sağlarken kurallara, sistemlere uyalım arkadaşlar. İşte ben kaçırırım vesaire yaparım. Bunlar çünkü 5 yıla dönük araştırılıyor. 2 yıl, 3 yıl kaçırırsınız. 4. yıl patlarsınız arkadaşlar.